İstanbul Seyahat Beyin Fırtınası'nı sunar. Merhaba arkadaşlar, Ton TV Radyo Ton ortak yayınında ben Elif Kuru ve kameraman arkadaşım Hüsnü Aksoy. Bugün de Beyin Fırtınası programı için 5 farklı soru hazırladık. Arkadaşlarımıza yine farklı farklı sorular yönelteceğiz. Bakalım nasıl cevaplar alacağız? Hadi hep birlikte görelim. Birinci sorunu soruyorum. Diğer adı Adapazarı olarak bilinen ilimizin adı nedir? Düzce. Düzce mi? Emin misin Düzce? Neden Düzce? Bir tahminin yok mu? Düzce'den başka. Düzce değil. Çankırı mıydı? Çanakkale miydi? Yok, bilemeyeceğim. Cevabı söyleyeyim mi? Sakarya. Sakarya'da pazar olacaktı. İkinci sorunu soruyorum. Elektrik akımının şiddet birimi nedir? Bilmiyorum. Kopya almayacağım. Tamam, ben sana iki tane şık vereyim. Sen ikisinden birini söyle o zaman. Volt mu amper mi? Volt. Emin misin? Eminim. Amper olacaktı. Allah kahretsin. Elif. Bence kimsenin bu da olmadı, bu da olmadı. Elektrik akımının şiddet birimi nedir? Milli var mı, desibel mi? Desibel değil, desibel. Ses de oluyordu. Elektrik akımında volt, voltmetre, voltmetre, öyle o tarz bir şey olacak. Volt mu diyorsun? Evet. Sen? Ben de volt diyorum. Arkadaşlar, okay, amper olacaktı. Biz kendimiz yapmayın bunu bize. İnşallah yayınlanmaz. İnşallah yayınlanmaz. Diğer soruyu soruyorum. Yeryüzündeki büyük kara parçalarına ne denir? Kıta. Emin misin? Evet, eminim, kıta denir. Sence? Kıtadır yani. Evet, doğru cevap verdiniz. Tebrik ediyorum. Ama coğrafya çalışıyoruz. Ya. Coğrafya çalışıyoruz, ondan oluyor. Umarım. Birinci sorunuz geliyor. Diğer adı Adapazarı olarak bilinen ilimizin adı nedir? Sakarya. Emin misiniz? Eminiz. Evet, doğru. Elektrik akımının şiddet birimi nedir? Şiddet. Tesla mıydı lan? Şiddet. Amper. Bir dakika. Yok, yok. Volt olamaz mı? Yani. Yok. Volt değil, o akım, akım değil. Amperdir herhalde. Şiddet. Amper diyelim. Oğlum Tesla ya, değil miydi lan? Tamam, sen konuş. Bir dakika, çok emin değilim. Tesla değil, ondan emin. Değil misin? Şiddet. Tamam ya, ben de bilmiyorum ya. Amper diyemez. Amper. Son kararınız mı? Son kararımız. Tebrik ederim. Doğru. Doğru cevap verdiniz. Zormuş gibi işte. Üçüncü soruyu soruyorum. Yeryüzündeki büyük kara parçalarına ne denir? Kıta. Aha, adada yine ne, büyük ay, mü? Ama büyük diye. Asya gibi, Avrupa gibi. Kıta o zaman. Tebrik ederim. Bu da doğru. 3'te 3 gidiyor. Hangisi Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden değildir? Letonya mı, Danimarka mı, Norveç mi? Letonya. Letonya mı? Evet. Eminsin yani? Eminim. Ama Norveç olacaktı. Ay, çok iğrenç. Yine de tebrik ediyorum. Son sorunu soruyorum. 81 nerenin plakasıdır? Düzce. Evet, bir kopya geldi. Tebrik ediyorum. Yeryüzündeki büyük kara parçalarına ne denir? Ana kara. Toprak parçası denir yani. Çok genel. Bir diğer adı ne olabilir toprak parçasının? Kara yani... kütlelerini... Biraz da. Bilemedim şu an. Anakara yani. Başka hiçbir şey gelmedi aklıma. Çok genel bir soru. Doğru cevabı merak ediyor musunuz? Anakara değil. Anakara değil, evet. Merak ediyorum. Kıta. Kıta olacaktı. Birinci soruyu soruyorum. Diğer adı Adapazarı olarak bilinen ilimizin adı nedir? Bilmiyorum.
Adıyaman diyeyim. Hayır. Adıyaman Adapazarı mı? Hayır değil. Adapazarı'nı bilmiyorum. Adapazarı atlamış abi bilmiyorum. Peki merak ediyor musunuz? Değil Diyarbakır. Sakarya olacaktı. Tamam. İkinci soruyu soruyorum. Elektrik akımının şiddet birimi nedir? Volt şiddet değil mi? Hayır, watt değil mi? Watt. 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 Değil. O da değil. Amper. Amper olacaktı. Elektrik akımının şiddet birimi nedir? Elektrik akımının... Evet, en anlamadığım ders. Her bunu biliyordum mu? Fizik. Ne güzel, turizm öncesinde fizik sormak. Evet. Bakalım. O zaman elektrik akımı... Hayır, bir saniye. Bulamadım. Ama diyeceğim değil. Düşünüyorum şu an mikrofon ağzımda doğru düşünemiyorum şu an. Cevabı... Volt. Düşün... Volt mu diyorsunuz? Evet. Volt değil. Birimi. Birimi. O birimi direnç, amper. Amper. Sen yaklaşıyorsun. Ya amper, volt, tek bildiğim bunlar. Tamam, ikisinden biri doğru cevap. Amper mi, volt amper mu? Amper. Aynen amper. Doğru cevap verdi. Tebrik ederim. Yeryüzündeki büyük kara parçalarına ne denir? Kıta. Yani, kesinlikle. Kıta. Yani. Sen 2'de 2, bu da doğru. Tebrik ederim. Birinci sorunu soruyorum. Diğer adı Adapazarı olarak bilinen ilimizin adı nedir? Evet. Sakarya. Sakarya mı? Bilmiyorum. Evet. Oradan buradan cevap geliyor sanki. Yok ya, Sakarya değil. Sakarya değil mi? Peki evet, doğru cevap Sakarya. İkinci sorun geliyor. Elektrik akımının şiddet birimi nedir? Amper. Volt olamaz mı? Amper olsun, bizim olsun ya, bilmiyorum. Tebrik ederim. Bu da doğru. Evet. Yeryüzündeki büyük kara parçalarına ne denir? Büyük kara parçaları. Evet. Levha. Ne olabilir? Asya gibi, Avrupa gibi. Ha, büyük kara parçalarına. Kıta. Evet. Ya, tebrik direkt ederim. Coğrafyaya gitti aklım ya. Evet, 3'te 3 gidiyorsun şu an. Dördüncü sorunu soruyorum. Hangisi Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden değildir? Letonya mı, Danimarka mı, Norveç mi? Letonya. Emin misin? Eminim. Ama Norveç ya. Olacaktım. Yeryüzündeki büyük kara parçalarına ne denir? Bence sen kendi düşüncelerinle cevap vermelisin. Bir daha sorabilir misiniz? Dinlemedim. Yeryüzündeki büyük kara parçalarına ne denir? Kaya mı? Kara parçalarına. Ne? Suyun üzerinde mi? Yeryüzündeki kara parçalarına. Kara parçalarına. Yer yani toprak. Yok, hayır değil. Cevabı merak ediyor musun? Evet. Bir tahminin yok mu öncelikle? Şimdi yaşamadım da hesabım. Bir tahminin yok mu verebileceğim bir cevap? Yoksa ben cevabı vereyim mi? Yok mu yani? Yok. Kıta olacaktı. Ben diyorum. İkinci sorunu soruyorum sana. Hazır mısın? Bence sorayım. Son iki sorum kaldı. Hangisi Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden değildir? Letonya mı, Danimarka mı, Norveç mi? Norveç. Emin misin? Eminim. Tebrik ediyorum. Buna bugün ilk kez doğru cevap veren kişi sensin. Teşekkür ederim. Hayır, sallamadım, biliyordum. Tebrik ederim. Son sorun geliyor. 81 nerenin plakasıdır? Az önce Sakarya'ya... Evet. Tebrik ederim. İki cevap doğruydu. Neler hissediyorsun? Kendimi çok kötü hissediyorum. Hiç bu kadar kötü hissetmemiştim. Birinci sorunuz geliyor. Diğer adı Adapazarı olarak bilinen ilimizin adı nedir? Düzce değil mi? Düzce mi? Öyle dedi diye hatırlıyorum. Yok, hayır, Adapazarı. Hayır, Düzce değil. Hayır, bir saka. Nerelisiniz? Canım. Hayır, hayır. Ben Çanakkale, arkadaş. Hayır, bir dakika, Adapazarı. Evet ya. Öyle düz. Ver, evet. Ver, yanlış Düzce olsa da ver. Düzceydi diye hatırlıyorum ben Düzce ya. Diye, evet. Sizin bir fikriniz yok mu? Şu an yok. Şu an yok yani. Sizin? Benim de şu an aklıma gelmedi.
Ama ya tam şu an Düzce değil işte. Düzce değil miydi ya? Hayır, ada pazarı. Değil de, neyse. Hatırlamadım. Ne? Tamam, cevabı veriyorum o zaman. Sakarya. Ay, evet, içimden geçti ya. Sakarya ada pazarı. Böyle olacak. Bilgimizi test etmiş olduk. Hangisi Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden değildir? Letonya. Letonya mı, Danimarka mı, Norveç mi? Hmm. Norveç olabilir çünkü zengin ülke seçildi geçen sene. Bence Letonya'dır ya. Yani. Emin misin? Emin değilim ama Letonya. Cevap Norveç'ti. Ya zengin ülke dedi. Ya ben arada sizin programı görüyorum, böyle videoları izliyorum. Cevap verenlere çok gülüyorum. Şu an kendimi izleyince felaket oldu. O zaman son soruyu soruyorum. 81 nerenin plakasıdır? Karaman. Yok, Osmaniye mi? Osmaniye. Osmaniye mi? Evet. Osmaniye. Hayır. Düzce olacaktı. Artık siz de izlerizler. Bakarsınız. Doğru cevapları görürsünüz tekrardan. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yeryüzündeki büyük kara parçalarına ne denir? Yeryüzündeki büyük kara parçalarına ne? Yerleşim alanı denir. Kara parçası denir. Burada değil. Ben gideyim ya, gidelim biz vallahi. Son iki sorunu sor arkadaş. Tamam. Kıta mı? Evet. Kıta. Tamam, bildim. Kıta, tebrik ediyorum. Kıta doğru cevap. İkinci soru, dördüncü soruyu soruyorum. Hangisi Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden değildir? Üç şık vereceğim size şimdi. Letonya mı, Danimarka mı, Norveç mi? Letonya olması lazım galiba. Letonya bu sefer tutması lazım. Letonya. Letonya'dır, arkadaşıma güveniyorum. Neden diğerleri olamaz? Neden diğerleri, çünkü daha gelişmiş ülkeler aslında. Diğerleri olabilir, üye olabilir. Letonya olamaz. Üye ülkelerden değildir. Evet. Norveç değil arkadaşlar. Ya biz yanlış söyledik. Ne yapayım? Norveç değilmiş. Diğer adı Adapazarı olarak bilinen ilimizin adı nedir? Adapazarı. Balıkesir. Balıkesir. Balıkesir Adapazarı mı diyorsun? Evet. Öyle diyoruz. Eminiz son kararımız. Hayır, bu. Bursa değil ama. Balıkesir diyoruz. Sen oradan ne diyorsun? Ben Balıkesir diyorum. Ama Bursa olmadan eminim. Balıkesir Adapazarı olabilir mi ya? Hayır. Joker aklımı çok kullanıyorum. Bence Balıkesir diye. Balıkesir, tamam. Balıkesir tamam. Yanlış bence. Arkadaşlar, Sakarya Adapazarı olacaktı. Yani Balıkesir değil. Tamam, daha birinci soruda elendik. Tamam, bir diğer soruyu soralım bakalım aynı hızla. Elektrik akımının şiddet birimi nedir? Amper. Emin misin? Kanka, elektrik akımının şiddet birimi amper, volt mu? Amper ya. Amper akımın şeyi. O zaman volt. Ama şiddeti. Elektrik akımının şiddeti, yani direnci. Direnç volt. Direnç voltsa şiddet volt. Dirençle şiddet aynı tamam, şey. Tamam, volt. Volt mu, amper mi? Volt. Volt. Siz ne diyorsunuz? Zıt bir şey söyleyeyim, amper olsun. Hayır ya, volt. Volt, volt. Ortak kararla volt mu diyorsunuz şimdi? Tamam, ben kendim atarım. Cevap amper. Ya dedim ya, sen benim kafamı karıştırıyorsun. Ama akım mı, şiddet, neyse. Birinci sorunu soruyorum. Diğer adı Adapazarı olarak bilinen ilimizin adı nedir? Bir saniye. Kopya yok mu? Yok mu? Kopya falan. Yok maalesef. Bunu pas desem sonra dönsem? Olur. İkinci soruya geçelim o zaman. Elektrik akımının şiddet birimi nedir? Volt mu? Volt mu? Emin misin? Evet. Maalesef amper olacaktı. Ya sorular çok zorlaşmış. Üçüncü sorunu soruyorum. Yeryüzündeki büyük kara parçalarına ne denir? Ada. Asya gibi, Avrupa gibi.
Ne olabilir? Kıta. Tebrik ederim. Kıta. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, bugün de Beyin Fırtınası programında yine arkadaşlarımıza sorular yönelttik. Hepsinden yine farklı farklı cevaplar aldık. Haftaya Beyin Fırtınası'nda görüşmek üzere, hoşça kalın. İstanbul Seyahat Beyin Fırtınası'nı sundu.